Bu saatte. Hayırdır inşallah. Efendim? Oktay? Ablacığım? Kötü bir şey mi oldu? Zerrin, ne oldu? Oktay. Oyalanmadan hemen hastaneye götürün Oktay. Hastanede misiniz? Tamam, tamam, hemen geliyoruz biz de. Ne olmuş Zerrin? Babam kalp krizi geçirmiş. Durum ağırmış, hemen gidelim. Gidelim, koş. Yavaş. Daha doğuma bir aydan fazla zaman var. Doğum sancısı olduğuna emin misin? Bilmiyorum Harun ama çok sancım var. Tamam, tamam, tamam. Gel sen şöyle otur. Ben hemen arabayı kapının önüne getiriyorum, tamam mı? Tamam, sakin ol. Telaş yapma Harun. Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Hadi gidelim. Çocukları uyandırmamakla iyi mi ettik acaba? Şimdi telaşa vermenin zamanı mı Allah aşkına? Giderken Zehra ablanın ziline basarız, o göz kulak olur onlara. Çıkalım. Hadi gidelim. Keşke hiç gelmeseydik. Böyle olacağını bilemezdik. Daha doğuma bir ay var. Tamam. Ama. Tamam canım. Tamam, iyi misin? Hadi, hemen gidiyoruz. Bin arabaya, hemen hastaneye gidiyoruz. Allah'ım ne olur yardım et. Tamam canım, tamam, sakin ol. Hemen hastaneye gidiyoruz, tamam. Sakin ol, olur mu? Tamam hayatım. Hepsi geçecek. Allah, Allah'ım ne olur yardım et. Murat, bitmiyor yol, bitmiyor. Öğleden önce varamayacağız. Ay şu mesafeler. Böyle zamanlarda çok canım sıkıyor. İyi düşün Zerrin, iyi düşün ve dua et. Son durum nasıl acaba? Yok da yarıyor. Cevap vermiyor. Babama kesin bir şey oldu. Ya canım, çocuğun telaşı var. Duymuyordur bile belki telefonu. Bir daha arayacağım. Oktay, Oktay niye cevap vermiyorsun ablacığım? Babam nasıl? Ne olmuş? Babamı yoğun bakım almışlar. Doktor hiçbir şey söylemiyormuş. Sakin ol. Allah'ım ne olur yardım et. Lütfen. Tamam hayatım, sakin ol. Oh. Hayırlısıyla hastaneye bir gidebilsek. Keşke İstanbul'dan hiç ayrılmasaydık. Sibel, nasılsın? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Ne oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bakacağım. Ah!
Ne oldu? Harun, ne oldu? Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum. Benzinde pislik var galiba. Ben şimdi halledeceğim. Harun, dayanamıyorum. Ne yapacağız? Bilmiyorum Sibel. Görünürde bir şey yok gibi ama çalışmıyor. Ne yapacağız Harun? Panik yapma sen. Ben şimdi yardım çağıracağım. Şebeke yok. Telefon çekmiyor. Senin telefon nerede? İçindedir. Bu da çekmiyor. Ben ne yapacağım şimdi? Bu saatte bu yoldan geçen de olmaz. Harun, çok kötüyüm. Dayanamıyorum. Tatlım, ben hemen etrafa bakıyorum. Bir yardım çağıracağım, tamam mı? Sen sakin ol. Tamam. Burada da çekti. Ulan dur. Allah'ım, Allah'ım! Ne oldu acaba? Arıza mı yaptı? Ay ne yaptıysa yaptı, bize ne? Bir sorun var galiba. Durmayı düşünmüyorsun herhalde Murat. Hırlı mı hırsız mı belli değil. Ya öyle değilse. Sakın. Durmalıyım. Duramazsın. Saçmalama Murat. Devam eder misin lütfen? Başımıza bela olabilirler. Bu saatte bu yolda ne işleri var Allah aşkına? Bizim ne işimiz var bu yolda? Murat! Murat, oyalanmamamız lazım. Babam hastanede ve ne olacağını bilmiyoruz. Murat niye duruyorsun? Babam hasta ve orada. Zerrin lütfen. Durmamız gerek. Dursana be abi. İnsanlık ölmüş. Murat ne yapıyorsun? Başımıza bela mı alacaksın? Ya gerçekten yardıma ihtiyaçları varsa? Öyle de olsa durmaman lazım. Murat lütfen. Yalvarırım. Bak babam orada ölüyor. Yardım edin. Ne olduğunu öğrenmeden gidemem Zerrin. Vicdanım rahat etmez. Of Murat. Ne olur bize yardım edin. Karım hasta, doğum yapacak. Arabama ne oldu bilmiyorum. Ne olur yardım edin. Ama bizim de acelemiz var. Arabaya bir de ben bakayım. Çok sağ olun. Sana inanamıyorum Murat ya. Babam ölüm döşeğinde yatıyor. Bunu nasıl yaparsın? Adamın dediklerini duymadı mı? Karısı doğum yapmak üzereymiş. Bu duruma nasıl kayıtsız kalabilirim? Zerrin sen de kadına bir bak istersen. Ne işimiz var burada? Ben bir an önce babama gitmek istiyorum. Ne oldu? Nesi varmış? Görünürde bir şey yok gibi duruyor ama. Hay Allah. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir de şuraya durmayacaksınız bakalım diye çok korktum. Buradan olabilir ama durdunuz, Allah razı olsun. Bakalım olacak mı? İlla vardır bir arızası. Ama biz anlamayız. Bir de şuraya bakalım. Bu halde bu yolda ne işiniz var sizin? Ya ben benzinde pislik geldi zannettim. Çiftlik evimiz vardı. Oraya geldik. Ama da ama daha bir ay daha fazla vardı. Yapabileceğim bir şey var mı? Ne yapabilirim? Derin nefes alıp verseniz. Bak, bak derin yapalım? Nefes al ver. Sen bir çalıştır bakalım. Ah, ver şimdi. Tamam. Harika. Çalıştır, bas bakalım. Tamam, tamam. Bak panik yapma. Yapma. Bas. Tamam, sakin ol. Çalışmıyor. Bas bir daha. Bu sefer beraber deneyelim. Derin bir nefes alalım. Çalışmıyor. Bu kadar sayalım.
Çalışmıyor. Yavaş. Ambulans çağırın. Ama benim telefonum çekmiyor. Belki sizinki çekiyordu. Biz verelim şimdi. Ama bak böyle olmaz. Benimki de çekmiyor. Yapma lütfen. Hay Allah. Ne yapsak bilmem ki. Ben sizi en yakın hastaneye götürürdüm ama bizim de açan eşimin babası kalp krizi geçiriyor. İki. Geçmiş olsun. Üç. Ben biraz ileride ambulansa telefon ederim. Beş. Yerinizi söylerim. Ya geç kalırsak? Hadi. Haklısınız. Sakin ol. Ben en iyisi en yakın hastaneye kadar bırakayım sizi. Çok sağ olun. Aferin. Evet böyle devam Zerin. Et. Az gelir misin? Bizi hastaneye götürecekler. Ne olur çabuk olalım. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam bak hastaneye yetiştirmemiz lazım. Kesinlikle olmaz Murat. Kesinlikle olmaz. Babam orada cama çekiyor. Ben buradan geri döneceğim öyle mi? Olmaz Murat. Tamam hayatım sakin ol lütfen. Babanın tamam. Yanında kardeşim var. Ama bu insanlar çaresiz. Kendini o kadının yerine koysana. Gel. Gel hadi. Ben bir an önce babama gitmek istiyorum. Onlara bir ambulans çağırdım. Geçecek hayat. Telefonlar çekmiyor. Nerede çekeceği belli değil. Ambulans buraya ne kadar zamanda gelir onu da bilmiyoruz ki. Bunu yapamayız. Hayır. Yapmamalıyız. Hayat. Tamam. Yavaş. Çok yavaş. Tamam. Siz hemen geçin benim arabaya. Allah'ım çıldıracağım. Nereden çıktı bunlar ya? Gel. Gel. Hadi. Hadi. Gel geç. Hadi. Allah'ım sen babama yardım et. Bu yaptığını hiç unutmayacağım Murat. Ya sessiz ol duyacaklar. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki ayrıca. Vardır bunda da bir hayır. Ne hayrı ya ne hayrı. Babama gitmek istiyorum ben. Hadi. Biraz daha da ya. Ne oldu? Tamam. Tamam. Tamamdır. Bebek doğuyor galiba. Ne? Nasıl yani? Bebek doğuyor derin, diyor. Derin nefes al ver. Oh. Hay Allah. Daha sakin. Oh. Ya yardım eder misiniz? Ben nasıl? Ya ne olur. Biz anlamayız ki. Yardım edin ne olur. Hayır. Ben yapamam. Ya bir şey yapmamız lazım. Hayır ben bunu yapamam. Ya yalvarıyorum ne olursunuz. Çocuk doğurmak. Doğurmak mı? Hayır bakın çocuk doğurmakla doğurmak farklı şeylerdir. Ben yapamam. Allah. Hay Allah ya. Allah rızası için yardım edin. Çocuk geliyor diyorum. Ben yapamam. Bebek geliyor diyorum Zerif, ya. Hadi yardım et. Ben. Lütfen. Peki tamam inin arabadan. Tamam. Gel sen gel. Tamam. Hadi. Allah bize yardım et ne olur. Tamam sakin ol. Tamam. Sakin ol. Olacak. Tamam, ya. Tamam. Telefon çekmiyor ki. Çekmiyor. Nefes al. Allah'ım yarabbim bu dağ başına doğuracak karım. Tamam sakin ol. Sibel. Olacak. Vardır bunda da bir hayır. Sakin ol. Hayır mı vardır? Evet. Allah'ım sen nefes yardım al. Et ya Resulallah. Ne olursun ya. Abi çalık. Sakin ol. Ya çocuk geliyor abi çocuk. Tamam. Sık dişini. Ya sakin ol. Abi ne olur çok zor durumda ya karım. Ya oğlum sakin ol. Sakin ol. Hadi, her şey düzelecek. Yavaş. Abla niye telefonun kapalı? Neden ağlıyorsun? Neden mi ağlıyorum? Az önce ben bir kadına doğum yaptırdım. Ne anlarım ben bu işten. Ölüyordum korkudan.
Ayrıca babam, babacım ya. Allah aşkına sakin ol Zerrin. Sakin ol. Sana bir ambulans göndereyim demiştim, dinlemedin beni. Ya ben o kadına yanlış bir şey yaptıysam. Ambulans gelmeden o kadın doğurulmuş zaten Zerrin. Benim yaptım, kocası da yapabilirdi. Artık gidebiliriz değil mi? Başka yardım edilecek birileri yoksa. Bunları ben ayarlamadım ki Zerrin. Vardır bunda da bir hayır. Of! Yeter! Bana ikide bir aynı şeyi söyleyip durma. Varmış bir hayır, varmış bir hayır. Ne diyorsun sen ya? Babam belki de öldü. Yaşıyor mu? Belli bile değil. Bunun neresinde hayır var? Meşgul. Önce telefon çekmiyordu, şimdi de meşgul. Allah'ım delirmem az kaldı. Sakin ol Zerrin. Ah, Oktay arıyor. Allah'ım ne olur bir şey olmasın Oktay. Ne? Ablacığım telefon çekmiyordu. Babam nasıl? Ne? Nereye götürüyorsunuz? Biz zaten şu an oradayız. Uzun mesele, sonra anlatırım. Tamam, tamam, biz bekliyoruz burada. Ne oldu Zerrin? Babam bu hastaneye getiriyorlarmış. Hadi ya. Ben söylediklerimde haklıyım. Tamam, o insanların da belki yardıma ihtiyacı vardı. Ama bana yaşattıkların affedilir gibi değil. Vardır bunda da bir hayır dedim ya Zerrin. Of, Allah aşkına yeter. Vardır bir hayır, vardır bir hayır deyip durma. Yeter. Hadi gel, bir şeyler içelim. Ya bırak Allah aşkına ya. Çok istiyorsan sen iç. Ben yukarı çıkıp babamı bekleyeceğim. Siz daha gitmediniz mi? Gitmemize gerek kalmadı. Öldü mü yoksa? Yaşıyor çok şükür. Ama durumu iyi değilmiş ki bu hastaneye gönderdiler. Bu hastaneye? Evet, şu anda yoldalar. Allah yardımcısı olsun. Sağ ol. Yengeyle bebek nasıl? Hemen içeri aldılar. Nasıl olduklarını bilmiyorum. Endişelenme, hastanedeler artık. Sorun yoktur inşallah. İnşallah. Gel. Niye kimse bir şey söylemiyor? Babama bir şey mi oldu? Bilmiyorum abla. Daha büyük bir hastaneye gitmesi gerekiyor dediler. Ben de aldım, buraya getirdim. Allah'ım ne olursun bir şey olmasın. Sen yardım et Allah'ım. Haberi aldığımdan beri deli gibiyim. Sahi siz neden buradasınız? Yolda gelirken zorda olan birilerine yardım ettik. Nasıl yani? Yolda arabaları bozulmuş birileri vardı. Doğum yapmak üzere olan bir kadın vardı. Hı hı. Onu hastaneye yetiştirdiniz. Onu aldık, hastaneye götürelim derken doğum yaptırdık. Ebelik yaptım yani. Hadi canım. Kabus gibiydi. Peki durumları nasıl? Bilmiyorum. Ben kocasıyla görüştüm. Kadın hala doğumhanedeymiş. Karım nasıl? Ya oğlum, iyiler mi? Siz Sibel Hanım'ın eşi misiniz? Evet, eşiyim. Eşinizin de oğlunuzun da durumu gayet iyi. Birazdan servise alacağız. Allah'ım sana şükürler olsun. Nereye gidiyorsunuz? Birazdan servise alacağız dedim ya. Ben dönerim hemen. Bu müjdeli haberi vereceğim birileri var. İçeride neler oluyor? Niye içeriden kimse çıkmıyor? Ya hayatım sakin niye, ol. Niye kimse bir şey söylemiyor? Allah ya aşkına Zerrin, bir şey yap. Git sor, öğren. Bilmiyoruz bir şey ki. Öğren gel. Murat Bey. Hastanızın durumu nasıl? Bilmiyoruz. Yoğun bakıma aldılar. Bize de henüz bilgi veren yok. Hı hı.
Annemiz bebek ne durumda? Ben müjde vermeye geldim aslında. Oğlum da karım da gayet iyi durumdalar çok şükür. Gözünüz aydın. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Zerrin duydun mu? Bebek de annesi de iyiymiş. Duydum. Güle güle büyütün. Sağ olun Zerrin Hanım. Size çok şey borçluyuz. Karım, ben ve oğlum minnettarız size. Umarım bizim gibi sizin de yüzünüz güler. İnşallah. Oktay benim kayınbiraderimdir. Memnun oldum. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Amin. Sizin de bebeğiniz analı babalı büyüsün inşallah. Sağ olun. Ben Sibel'in yanına gideyim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Babanızın ismi neydi? Akif. Akif Şencan. Akif. Canım. Nasılsın? Çok şükür bu anı da gördük. Çok şükür. Ben umudumu tamamen kesmiştim. Ne yalan söyleyeyim, ben de çok korktum. Düşünsene Sibel, minibüsün içinde tek başına doğum yaptın. Tek başıma değildim. Allah o insanlardan razı olsun. Onların da hastalarına şifa versin. Amin. Onlar da buradalar, bu hastanedeler. hani benim oğlum nerede? Birazdan getirecekler. Ama senin onunla bir şeyler alman gerekiyor. Nasıl bir şeyler? Önce bir bez, sonra giyecek bir şeyler. Doğru ya, onun giyeceklerinin hepsi İstanbul'da. Başka ne lazım? Hemşirenin yanına uğra, onun da istekleri olacak senden. Ben hemen gideyim o zaman. Sen bir şey istiyor musun? Çok sağ ol canım. Tamam. Ne oldu enişte? İstanbul'a sevk ettiler babamı. Üzerinde ne kadar var? Bilmiyorum ki. Çok bir şey yok enişte. Benim üzerimde de yok. Enişte, paradan daha önemli olan hastanede yer var mı? Ama bir çözüm bulmamız gerek. Hem para işini halletmeliyiz hem de hastanede yer var mı onu halletmeliyiz. Mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Murat Bey, bir sorun mu var? Doktor babamı İstanbul'a sevk etti. Ne? Ben daha en başından İstanbul'a götürseydiniz keşke diyecektim. Tahir, hangi hastaneye? Bilmiyorum, şimdi çıkacağım işte. Şey, özel hastane. Kalp konusunda çok iyilermiş. Evet öyle. Benim arkadaşım buranın müdürü. Ha? Dur bir arayayım daha haberdar edeyim. İyi olur. Doktor da yer var mı diye sormamızı istedi zaten. Alo. İyi günler. Ben Harun Aydemir. Deniz Bey'le görüşebilir miyim? Bekliyorum. İnşallah yer vardır. İnşallah Oktay. İnşallah. Para işini de halletmemiz lazım biliyorsun. Özel hastanelerde ücretin bir kısmını bizim ödememiz gerekiyor. Ne gerekirse yaparız enişte. Gerekirse evi satarız. Yeter ki babam bir an önce sağlığına ulaşsın. Murat, Oktay. Siz neden buradasınız? Tamam. Yok. Neler oluyor? Kötü bir şey oluyor değil mi? Yok. Doktor babamı başka bir hastaneye gönderiyor. Kalp konusunda çok iyilermiş. Niye? Niye böyle hastane hastane dolaştırıyoruz? Hangi hastaneye gidiyoruz? İstanbul'da özel bir hastane. Kalp konusunda çok iyilermiş. Zerrin sen merak etme. Babama bir şey olmayacak. Senin bileziklerin kolunda mı? Evet. Kolumda. Neyse ki onlar var. İstanbul'a gider gitmez bozdururuz onları. Ya biz babamı yetiştirelim de ben geri döner hemen evi satarım. Arkadaşımla görüştüm.
Ameliyathaneyi hazır bekletecekler. Sağ olun Harun Bey. Hadi beklemeyelim, bir an önce gidelim o zaman. Ben işlemleri yapayım. Enişte ben... sen de ambulansın hazır olmasını sağ ol. Hadi gidelim. Hadi. O da gelirim dedi. Çok güzel. Allah'ım sen yardım et. Babanızın gideceği hastane sadece ülkenin değil, Avrupa'nın en iyi hastanelerinden biri. Allah'ın izniyle iyileşecek babanız. İnşallah, inşallah. Ah, eyvah. Ya ben bebeğe bir şeyler alacaktım. Ne bezi var ne giyecek bir şey. E dünyaya gelmek için acele ederse böyle olur. Ben gideyim. Allah yolunuzu açık etsin. Yar ve yardımcınız olsun Zerrin Hanım. Sağ olun, Allah razı olsun. Zerrin. Murat. Hadi gidiyoruz. Ya babam? Babamı acil kapısından ambulansa alıyorlar. Hadi yetişelim. Hadi. Hadi. Bir haftadır yaşadıklarımız inanılır gibi değil. Evet öyle. Neyse ki babamın ameliyatı gayet başarılı geçti. Çok şükür. Buyurun efendim. Ha, Oktay nerede kaldı? Hastaneye olan borcumuzu hesaplatacaktı. Merhaba. Merhaba. Bizim hastamız bugün taburcu olacak da. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben ne kadar ödeyeceğimizi öğrenmek istiyorum. Hastanızın ismi neydi? Akif Şencan. Akif Şencan'ın ödemesi yapılmış. Bir yanlışlık olmalı. Biz ödemedik ki. Bir yanlışlık yok. Ödenmiş. Harun Aydemir tarafından ödeme yapılmış. Harun Aydemir mi? Hı hı. Buyurun. Teşekkür. Harun Aydemir mi? Evet, Harun Aydemir. Neden böyle bir şey yapmış ki? Bilmiyorum. Bunu kendisine sorarsınız artık. Zengin bir iş adamıymış, bunu öğrendim. Ama yine de bizim borcumuzu ödemeye mecbur değil ki. Ama siz de ona yardım etmişsiniz ya, ondandır herhalde. Biz yine de ona ne ödediyse vermeyi teklif edelim. Edelim. Edelim tabii. O gün söylediklerimden dolayı öyle çok utanıyorum ki. Ne söyledin ki abla? Murat, Harun Bey'in eşini hastaneye götürmemiz gerekir dediğinde ben karşı çıktım. Karşı mı çıktın? Normal bir zaman olsaydı tabii ki karşı çıkmazdım. Ama babam hastaydı. Ve ben bir an önce ona gitmek istiyordum. Hele de Murat, ikide bir... Vardır bunda bir hayır, vardır bunda bir hayır dediğinde çıldıracak gibi oluyordum. Vardır bunda da bir hayır. Ablam, sen o hikayeyi bilmiyorsun herhalde. Ne hikayesi? Vakti zamanında bir padişah yanında askerleri ve vezirleriyle birlikte ava çıkmış. Padişah av esnasında kazara baş parmağından vurulmuş. Bütün herkes de bir telaş, bir koşuşturmaca. İçlerinden bir tek veziri azam sakin kalmış. Padişah onun bu sakinliği karşısında sinirlenmiş ve nedenini sormuş. Veziri Azam gayet sakin bir ifadeyle ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Vardır bunda da bir hayır demiş. Tıpkı Murat'ın dediği gibi. Padişah sinirden küplere binmiş ve sorgusuz sualsiz Veziri Azam'ı zindana attırmış. Bunun neresinde hayır var? Dur devamını dinle. O kazada padişah baş parmağını kaybetmiş. Bu olayın üzerinden birkaç sene geçmiş. Veziri Azam hala zindanda. Derken bir gün padişah yine avlanmak için beraberindekilerle birlikte ormana gitmiş. Bir yamyam kabilesine rastlamışlar orada. Yamyamlar hepsini yakalamışlar ve öldürmek için götürmüşler. Bir tek padişahı götürmemişler. Neden?
Çünkü onlar herhangi bir uzvu eksik olan birini yemezlermiş. Padişahın parmağı eksik olduğu için onu götürmemişler. Şimdi anladım. Padişah da senin gibi o anda Veziri Azam'ı hatırlamış ve onun vardır bunda bir hayır demesine o an hak vermiş. Derhal Veziri Azam'ın zindandan çıkarılıp huzura getirilmesini emretmiş. Veziri Azam geldiğinde koskoca padişah ondan zindanda geçen yılları için özür dilemiş. Ama Veziri Azam gayet rahat bir şekilde "Padişahım, padişahım vardır bunda da bir hayır" diyerek padişahı çileden çıkartmış. "Kaç senen zindanda geçti be adam" diye kükremiş padişah. "Bunun neresinde ne hayır var?" Veziri Azam gülerek "Olmaz olur mu padişahım" diye cevap vermiş. "Eğer ben zindanda olmasaydım o gün ormana sizinle beraber gelecektim ve o yamyam kabilesi..." "Yamyam kabilesi onu da yiyecekti." Ya. "Aynen öyle ablacığım. Ne hayrı olduğunu sen kendin gördün işte." "Evet gördüm. Gerçekten de varmış bir hayrı." "O değil de ben hala Harun Bey'in yaptıkları karşısında şaşkınım." "Ben de." "Ne kadar iyi bir adam. Hadi artık kalkalım. Babam bizi bekliyor." "Hadi gidelim." "Hadi enişte." "Niye beni içeriden buraya taşıdınız?" "Niye öyle diyorsun baba? Hem bak burada canı da sıkılmamış olur. Beraber oturuyoruz işte." "Biraz çorba içelim mi?" "Hadi babacığım bunu da al." "Beni bebek gibi besleme kızım. Sonra alışacağım buna." "Alış babacığım alış. Ben her zaman beslerim seni." "Hadi babacığım bir kaşık daha." "Oh." "Ben bakarım abla." "Murat'tır." "Hop hop. Hoş geldiniz. Hoş buyurun, buyurun. Merhaba. Oo, misafirlerimiz var." "Buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz." "Hoş bulduk." "Buyurun, geçin." "Hoş bulduk." "Kocaman olmuş bu. Alayım. Maşallah." "Alayım. Teşekkür geçin ederim. Işte. Tamam. Buyurun." "Hoş geldiniz." "Hoş bulduk. Akif amca." "Buyurun." "Geçmiş olsun." "Sağ ol evlat." "Nasılsın?" "İyiyim, çok şükür." "Güzel değil mi?" "Bak sana adaşını getirdik." "Maşallah." "Adaşını mı?" "Adaşı. Oğlumuzun adını Akif koyduk." "İki Akif yan yanayız desenize." "Evet Akif amca." "Uyuy, ne oldu?" "Alabilir miyim?" "Tabii tabii." "Tabii alabilirsiniz." "Çok şeker değil mi?" "Siz onun ikinci annesi sayılırsınız." "Sahi, sizin çocuklarınız neredeler?" "Okuldalar." "Onlarla da kardeşlerini en kısa zamanda tanıştıralım." "İnşallah." "Yeğenim demiştim. Gazını tam çıkaramadım herhalde." "Olsun, hiç önemli değil. Vardır bunda da bir hayır." "İlla ki vardır." "Yerim ben seni ya, yerim ya." "Maşallah, ne kadar da sevimli." "Ya Murat Bey, o gece bana da bunu söylemişti. Karım arabada doğum yapıyor, ben delirmek üzereyim. Bana vardır bunda da bir hayır diyor." Şaşırmış ve sinirlenmiştim o sözüne. Ama sonra öyle bir haber aldık ki... yani hakikaten varmış bir hayır dedirtecek türden. Ne haberi aldınız? Çiftlik evine hırsız girmiş o gece. Ya... eğer evde olsaydı Sibel'in karnı burnunda. Allah korusun. Hay Allah. Rabbim bizim o gece o evde olmamızı istemedi. Bu haberi alınca Murat Bey'in sözü geldi aklıma. Neyse çok şükür. Siz iyisiniz ya. İyiyiz iyiyiz. Anneciğim ne güzel bir şey bu böyle.
parayı ödemeyi teklif ettin mi? İnanamıyor insan, biliyor musunuz? Ettim yani, ama kabul etmedi. Anne olmak böyle bir şey herhalde. Yanından bir saniye ayırmak istedim. Olur mu öyle şey enişte? Sizi çok sevdi, gülüyor. Gözler. Çok ay, güzelsin sen. Sen çok... Bir daha kurayım. Yerim ben. Yerim. Bir daha kurayım. Yerim ben. Yerim. Yerim. Oktay. Dünya senin baban maşallah, benim oğlumun dedesi sayılır. Sizin çocukları. Zerrin Hanım ikinci annesi olduğuna göre... Akif amca da dedesi olur. Evet öyle. Teşekkür ederim. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Harun Bey. Ya vardır bunda da bir hayır deyin, olsun bitsin. Küçücük öperim seni. Doğru söylüyorsun Harun Bey. Vardır bunda da bir hayır.